Bu videoda yurt dışındaki kalış sürecini kolaylaştıracak en temel, en kolay ve en kullanışlı 250 İngilizce kelime ve cümle kalıbını öğrenmiş olacaksın. Bu videoyu izlemek için herhangi bir İngilizce yabancı dil seviyesine sahip olmak zorunda değilsin. Videoyu bölümlere ayırdım. Eğer ilgilenmediğin bir bölüm olursa atlayıp diğerine geçebilirsin. İçerik bilgisi video açıklamasında. Şimdi 16 tane kelime veya cümle kalıbı öğreneceğiz. Konsantre ol. Yes, evet. No, hayır. Okay, okay. Tamam. I understand. I understand. Anlıyorum. I don't understand. I don't understand. Anlamıyorum. Excuse me. Excuse me. Affedersin. Excuse me. Affedersin. Sorry. I'm sorry. Sorry. Üzgünüm. Sorry. Üzgünüm. Could you please repeat? Could you please repeat? Tekrar edebilir misin? Tekrar edebilir misiniz? Could you please repeat? Could you please repeat? Tekrar edebilir misiniz? Could you repeat that? Could you repeat that? Bunu tekrar eder misin? Could you repeat that? What does it mean? What does it mean? Bu ne demek? What does it mean? Şimdi dikkat. Buradaki it kelimesini sizin bilmediğiniz bir kelime veya cümleyle değiştirebilirsiniz. Diyelim ki a kelimesini bilmiyoruz. What does a mean? Şeklinde cümlenin içindeki boşluğa bilmediğiniz kelimeyi ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde what's the meaning of dedikten sonra bilmediğiniz kelimeyi cümlenin sonuna ekleyebilirsiniz. I don't know. I don't know. I don't know. Bilmiyorum. Bilmiyorum. I don't know. I don't have any idea. I don't have any idea. Hiçbir fikrim yok. I don't have any idea. I don't have any idea. I don't speak English. I don't speak English. İngilizce konuşmuyorum. I don't speak English. I don't speak English. I speak a little English. I speak a little English. Biraz İngilizce konuşuyorum. Do you speak Turkish? Do you speak Turkish? Türkçe konuşabiliyor musun? Do you speak Turkish? İngilizce selamlaşma ve bir diyalogda kullanabileceğimiz en temel cümlelerle devam ediyoruz. Hey! Hi! Hello! Bunların her biri merhaba demek için kullanabileceğimiz kelimeler. Fakat dikkat! Hey ve hi kelimelerini eğer bulunduğumuz ortam mesafeli ve resmi bir ortamsa kullanmamaya çalışın. Good morning! Good morning! Günaydın! Good afternoon! Good afternoon! Şimdi noon öğlen demek. Afternoon öğleden sonra. Öğleden sonra akşama kadarki olan süre zarfında insanları selamlamak için kullanabileceğimiz ifadelerden bir tanesi. Good afternoon. Good evening. Evening akşam demek. Evening. Good evening. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Thank you very much. Yine çok önemli bir kelime. Please. Please. Lütfen. Please. Lütfen. What's your name? What's your name? Adın ne? Adın ne? My name is Arda. My name's Arda. Ya da I am Arda. Kısaca I'm Arda. Yani I'm dedikten sonra isminizi hemen kullanabilirsiniz. Bu diyaloğun sonunda da nice to meet you. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Memnun oldum. Yine çok temel bir soru. Where are you from? Where are you from? Nerelisin? Neredensin? Şimdi bu soruya nasıl cevap vereceğiz? I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. I'm from Turkey. Ya da bu soruya şu şekilde de cevap verebiliriz. I am Turkish. I'm Turkish. Ben Türk'üm. Şimdi geldik nasılsın, iyi misin bölümüne. Bu bölümde sizlere karşı taraftaki kişiye nasıl olduğunu sorabilmek için birçok farklı alternatif veriyorum. Siz bu alternatiflerin arasından kendinize en uygun olanı seçip kullanabilirsiniz. How are you? How are you? Nasılsın?
Bu soruya nasıl cevap vereceğim? I'm okay. I'm okay. İyiyim. I'm okay. Ya da fine, thanks. And you? İyi, teşekkürler. Peki sen? Ya sen? Not too bad. Çok kötü değil. Siz şimdi bu durumda diyaloğu nasıl devam ettirirsiniz? What's wrong? Neyin var? What's wrong? Neyin var? Yanlış olan ne? Problem ne? What's wrong? How is it going? How is it going? Nasıl gidiyor? How is it going? Nasıl gidiyor? I'm alive. I'm alive. Yaşıyoruz. Hani muhteşem değilim ama hayattayım. I'm very well. Thank you. I'm very well. Thank you. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ya da what's up? What's up? Naber? What's up? Ne var ne yok? What's up? Not much. You? Bana soruyor ya, hani ne var ne yok? Ya pek bir şey yok. Not much. Not much. You? Sende ne var ne yok? Hey, good to see you. Good to see you. Seni gördüğüme sevindim. Seni görmek iyi. Ne kadar güzel. Good to see you. Good to see you. What's going on? Hey, what's going on? Neler oluyor? Neler oluyor? Bu da tabii ki nasılsın, ne haber şeklinde kullanabileceğimiz sorulardan diğer biri. What's going on? Neler oluyor? Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaştığınız sokakta ne derseniz? Long time no see. Uzun zamandır birbirimizi görmedik. Long time no see. Ya da it's been a while. It's been a while. It's been a while. Aradan çok zaman geçti. It's been a while. Yol sorma ve yol tarifi verme. Şimdi öncelikle sokaktan geçen birinin ilgisini çekelim. Excuse me, could you help? Excuse me, could you help? Affedersin, affedersiniz. Yardım edebilir misin? Could you help? Could you help? Yardım edebilir misiniz? Ya da can you help me please? Can you help me please? Bana yardım eder misin lütfen? Bana yardım edebilir misin lütfen? Can you help me please? Bana yardım edebilir misin lütfen? May I ask for some help? May I ask for some help? May I ask for some help? Sizden yardım isteyebilir miyim? May I ask? Sorabilir miyim? İsteyebilir miyim? Şimdi bir kişinin ilgisini çektik ve ona nereye gideceğimizi soracağız. Could you please tell me? Could you tell me? Could you tell me how to get to taxi? Tamam. Could you tell me how to get to the bank? Could you tell me how to get to the bank? Şimdi buradaki could you tell me kısmı bana söyleyebilir misin? Bana söyleyebilir misin? Could you tell me how to get to the bank? How to get? Get burada varmak manasında kullanılıyor. How to get to the bank. Bankaya nasıl varabileceğimi bana söyleyebilir misin? Could you tell me how to get to the bank? Do you know where the museum is? Do you know where the museum is? Müzenin nerede olduğunu biliyor musun? Do you know? Biliyor musun? Where the museum is. Müzenin nerede olduğunu. Dikkat edin, burada genellikle yaptığınız bir gramatik hatası var. O da şu. Do you know dedikten sonra where is the museum diyorsunuz. Sanki o aktif bir cümleymiş gibi. Ama do you know, biliyor musun müzenin nerede olduğunu, bu indirekt bir cümleye dönüştüğü için buradaki fiili cümlenin sonuna atmak zorundayız. Do you know where the museum is? We can't find the subway station. We can't find the subway station. Metro istasyonunu bulamıyoruz. We can't find. Bulamıyoruz. The subway station. Metro durağını. Metro durağını bulamıyoruz. Is it near here? Is it near here? Near yanında. Here burası. Is it near here? Buraya yakın mı? Buraya yakın mı? We can't find the subway station. Metro durağını bulamıyoruz. Is it near here? Buralara yakın mı? Where can I find a park near here? Where can I find dedikten sonra nerede bulabilirim? Bulmak istediğiniz yeri cümleye ekleyebilirsiniz. Where can I find a park near here? Where can I find a pharmacy near here?
Buraya yakın bir eczane nerede bulabilirim? Where can I find a pharmacy near here? Is this the right way to the museum? Is this the right way to the museum? Bu müzeye giden doğru yol mu? Is this the right way? Burası doğru yol mu? Bu doğru yol mu? Is this the right way to the museum? Müzeye giden doğru yol mu burası? What's the best way to get to the airport? What's the best way? What's the best way to get to the airport? Havaalanına, airport, varmak için en iyi yol hangisi? Şimdi de yol tarifi alırken çok büyük ihtimalle duyacağınız prepozisyonları birlikte öğreniyoruz. Between, 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 arasında, between, arasında. Next to, next to, yanında, next to, yanında. Behind, behind, arkasında, behind, arkasında. In front of, in front of, önünde, karşısında, in front of, karşısında. Near, near, yakın, near, yakın. Far, uzak, far, uzak. On the corner, on the corner, köşede, on the corner, köşede. Left, sol, right, sağ, left, sol, right, sağ. Straight, straight, düz, doğru, straight. Yol tarifi alırken işimize çok yarayacak kelimelerle devam ediyoruz. Crossroads, crossroads, dört yol ağzı. Crossroads, dört yol. Traffic lights, traffic lights, trafik ışıkları, trafik lambaları. Traffic lights. Roundabout, roundabout. Bu trafikteki yuvarlak kavşaklar var ya, ada kavşak deniyor. Onlar. Roundabout. Street, street, sokak. Street, sokak. Avenue, avenue, bulvar, cadde. Highway, highway, otoyol, otoban. Tunnel, tunnel, tünel. Şimdi yol tarifinde kullanabileceğimiz cümlelere gelelim. My office is in front of the mall. My office is in front of the mall. Ofisim alışveriş merkezinin karşısında. My office is in front of the mall. Go straight ahead for about 1 kilometer. Go straight ahead for about 1 kilometer. Aşağı yukarı 1 kilometre boyunca düz git. Go straight ahead. Düz git. For about 1 kilometer. 1 kilometre kadar. For about. The cinema is next to the bank. The cinema is next to the bank. Sinema bankanın yanında. Go along the street. Go along the street until you reach the traffic lights. Go along the street. Bu yol boyunca git. Until e kadar. Until you reach, varana kadar. Until you reach the traffic lights. Trafik ışıklarına varana kadar. Go along the street. Go along the street. Bu sokak boyunca git. Trafik ışıklarına kadar sokak boyunca yürü, git. Go past the cinema. Go past the cinema. Sinemayı geç. Go past dedikten sonra kullanılan ne varsa onu geç manasına geliyor. Go past the museum. Go past the bank. Go past herhangi bir şey. Orayı geç. Go along this road. Go along this road. Bu yolu takip et. Bu yol boyunca git. Go along this road. Bu yolu takip et. Go straight on. Go straight on. Dümdüz ilerle. Go straight on. Go straight ahead. Go straight ahead. İkisi de düz devam et manasında kullanılıyor. Go straight on. Go straight ahead. Turn right at the crossroads. Turn right at the crossroads. Kavşakta sağa dön. Turn right. Sağa dön. Turn left. Sola dön. Go straight ahead. Düz devam et. Go straight on. Düz devam et. Take the second right. Take the second right. Birinci sokaktan değil, ikinci sağa dönen sokağa git. İkinci sağa dönen sokağı seç. Take the second right. Birinci değil, ikinciden dön. Take the second right. Not the first,
but the second. Take the second right. It's on your left. It's on your left. Solunda. Solunda. O aradığın ne ise it is on your left. Solunda. Ya da it's on your right. Sağında. You will see it in front of you. You will see it in front of you. Önünde göreceksin. Tam karşına çıkacak. You will see it. Göreceksin. In front of you. Kendi karşında. Karşında göreceksin. It's on the other side of the road. It's on the other side of the road. Yolun diğer tarafında. Other side. Diğer tarafı. It's on the other side. Diğer tarafında. Of the road. Yolun. You will see a bank on the left. You will see, göreceksin, a bank, bir banka, on the left. You will see a bank on the left. Sol tarafta bir banka göreceksin. You are going the wrong way. You are going the wrong way. Yanlış yola gidiyorsun. You are going, gidiyorsun, the wrong way. You are going the wrong way. Yanlış yola gidiyorsun. You are going the wrong way. Yanlış yola gittin. Ne oldu? Kayboldum. I'm lost. Can you please help me? Can you please help me? Bana yardım eder misin lütfen? I'm lost. Kayboldum. I'm lost. We are lost. Kaybolduk. We are lost. Kaybolduk. Where am I? Şimdi where, nerede, nereye demek değil mi? Şimdi önemli bir kelime. Where am I? Neredeyim? Şimdi where ne demek? Nerede? Where am I? Ben neredeyim? Where are we? Neredeyiz? Where am I? Neredeyim? Please help me. Lütfen bana yardım et. Help us. Ya da help us. Help me. Bana yardım et. Help us. Bize yardım et. Please help us. Bize yardım et. Lütfen bize yardım et. Dükkan isimleriyle devam ediyoruz. Newsstand. Newsstand. Bu sokakta dergi, gazete, mecmua alabileceğiniz ufak dükkanlar. Jewelry shop. Jewelry shop. Kuyumcu. Jewelry shop. Perfume shop. Ya da cosmetic shop. Perfume shop. Ya da cosmetic shop. Parfüm ya da güzellik malzemeleri, bakım malzemeleri alabileceğiniz dükkan. Book shop. Kitap satın alabileceğiniz dükkanlar. Book shop. Tobacco shop. Tobacco shop. Supermarket. Supermarket. Ya da grocery store. Grocery store. Süpermarket anlamına gelen grocery store kelimesi aslında konuşma dilinde supermarket kelimesinden çok daha sıklıkla kullanılmaktadır. Yani asıl geçerli olan kelime grocery store. Pharmacy. Pharmacy. Eczane. Dry cleaners. Dry cleaners. Kuru temizleme. Pastry shop. Pastry shop. Tatlı veya tuzlu unlu mamullerin satışının yapıldığı dükkanlar. Butcher. Butcher ya da butcher. Daha çok butcher. Kasap. Stationery shop. Stationery shop. Kırtasiye malzemelerini satın alabileceğiniz dükkanlar. Şimdi alışverişte sıklıkla kullanabileceğimiz cümle kalıplarıyla devam ediyoruz. Bir dükkana girdiğinizde oradaki görevlilerden biri size doğru yaklaşacak. Can I help you? Can I help you? Size yardım edebilir miyim? Ya da are you looking for anything in particular? Şimdi are you looking for, look for, aramak demek. Are you looking for, arıyor musun? Are you looking for something ya da anything? Are you looking for anything? Anything herhangi bir şey. Anything in particular, belirli bir şey, özel bir şey, farklı bir şey. Hani aradığın şeyi biliyor musun? Hani aradığınız bir şey var mı? O size yardım edebilir miyim dedi. Siz de aradığınız şeyi ona söyleyeceksiniz. Do you have any dedikten sonra sizde var mı gibi demiş oluyoruz. Do you have any dedikten sonra aradığınız kelimeyi bu cümlenin sonuna ekleyebilirsiniz. Yani diyelim ki biz bir kitap satın alacağız. Bookshop'tayız. Do you have any fiction books? Do you have any fiction books? Kurgu kitabınız var mı? Sizde hiç, any, kurgu kitabı var mı?
Do you have any fiction books? Burada fiction books yerine siz aradığınız diğer kelimeyi ekleyebiliyorsunuz. Aradığınız şeyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ne diyeceksiniz? This, this ya da that. This, bu değil mi? This, that, o. Uzaktaki bir objeye that diyoruz. Uzakta olduğu için o. Yakındaki bir objeye de this, bu diyebiliriz. Siz mesela bakıyorsunuz orada. I am looking for this. I'm looking for dedikten sonra aradığınız neyse onu cümlenin sonuna ekleyebiliyorsunuz. Bir dükkana girdiniz. Kimse sizinle ilgilenmedi. Bir görevliyi buldunuz, gözünüzü kestirdiniz ve şöyle bir cümleyle ona yaklaşabilirsiniz. I wonder if you can help me. Hey, hello, good day, good morning. I wonder if you can help me. Bana yardım edip edemeyeceğini merak ediyorum diyoruz. I wonder if you can help me. Ya da bazen siz bir dükkana geldiğinizde sadece bir şeylere bakmak istiyorsunuz değil mi? Ve bu görevliler bazen bizi rahatsız da edebiliyorlar. İşte dibinize yapışıyorlar sanki bir şeyi almak zorundaymışız gibi. Can I help you? How can I help you? Siz de şey demek istiyorsunuz. Hani ben sadece bakıyorum. I am just browsing. I'm just browsing. Bakıyorum yani ne varsa. Bakıyorum. Ya da I'm just looking. I'm just looking. I'm just looking. I'm just looking. Sadece bakıyorum. Bir kıyafet mağazasındasınız. İstediğiniz bir şey var. İşte pantolon, gömlek, etek, kravat herhangi bir şey ama onun İngilizcesini bilmiyorsunuz. Şimdi elimizde başka bedende istediğimiz tişört var ya da herhangi bir şey var. Do you have this in another size? Do you have, sizde var mı? Do you have this in another size? Do you have, sizde var mı? Sende var mı? Do you have this, bundan, in another size? Another, başka. Size, beden. Do you have this in another size? Bundan sizde başka bir bedende var mı? Beden değil de, beden oldu, başka bir renk istiyorum. Do you have this in another color? Do you have this in another color? Sizde bunun başka rengi var mı? Bir müzedeyiz, tiyatrodayız ya da biletle giriş yapabileceğimiz bir yerdeyiz. I'd like to buy two tickets. I'd like to buy, almak istiyorum demek. Şimdi burada bir kalıp var. I would like'ın kısaltılmış hali. Bu kalıp karşı tarafa ne yapmak istiyorsanız kibar bir şekilde belirtebileceğiniz bir cümle kalıbı. I'd like dedikten sonra bir isim kullanabiliyoruz, fiil de kullanabiliyoruz. Artık ne yapmak istiyorsanız. I'd like to buy. Satın almak istiyorum. Kibar bir şekilde. I'd like to do. Yapmak istiyorum. I'd like to have. I'd like to change. I'd like to vesaire. Yani I'd like to dedikten sonra bu kalıbın sonuna istediğiniz ismi veya fiili ekleyebiliyorsunuz. Şimdi cümleye geri dönelim. I'd like to buy two tickets. Almak istiyorum. İki bilet. İki bilet almak istiyorum. I'd like to buy two tickets. Şimdi tekrar altını çiziyorum. Bu I'd like kalıbı altın cümle kalıplarından bir tanesi. Bunu unutmayın. I'd like. How much is it? How much is it? Bu ne kadar? Fiyatını soruyoruz. How much is it? How much is it? How much does it cost? Ne kadar? It costs $10. 10 dolar. Amerikan İngilizcesinde birçok dizide dolar kelimesi yerine buck kelimesinin kullanıldığını duymuşsunuzdur. Yani bu cümleyi ben şu şekilde de kurabilirim. It costs 10 bucks. It costs 10 bucks. Yani 10 dolar. Is it made of leather? Is it made of leather? Bu deriden mi yapılmış? Is it made of? Made of bir şeyden yapılmış değil mi? Is it made of leather? Deriden mi yapılmış? Yani bu deriden mi? Is it made of silk? İpekten mi? Is it made of plastic? Plastikten mi bu? Is it made of plastic? Is this handmade? Is this handmade? Bu el yapımı mı? Is this handmade? Is this second hand? Is this second hand? Bu ikinci el mi? Hani kullanılmış bir şey mi? Is this second hand? Does this come with a guarantee? Does this come with a guarantee? Bu garantisiyle birlikte mi geliyor? Does this come? Bu geliyor mu? Does this come with birlikte? Does this come with a guarantee?
garantiyle birlikte mi geliyor? Garantisiyle birlikte mi geliyor? Can I bring this back if it's not the right size? Can I yapabilir miyim? Bring this back, bunu geri getirebilir miyim? Can I bring this back, geri getirebilir miyim? If, ya, eğer. Can I bring this back if it's not the right size? Doğru beden değilse eğer. Can I bring this back, geri getirebilir miyim? Şimdi hep birlikte. Can I bring this back if it's not the right size? Doğru beden değilse geri getirebilir miyim? Hatırlayın, I'd like neydi? Bizim kalıbımız. Yapmak istiyorum. I'd like to return. Return, turn neydi? Turn dönmek değil mi? Return, geri vermek, geri getirmek. I'd like to return, geri vermek istiyorum. Bunu geri vermek istiyorum. I'd like to return this bag. Bu çantayı geri vermek istiyorum. Bazen kötü alışveriş de yapabiliyoruz ve aldığımız şeye pişman olabiliyoruz. Böyle durumlarda I'm not happy with this product. Bu ürünle, bu ürün beni mutlu etmiyor. Hani ben bu ürünle mutlu değilim. I'm not happy, ben mutlu değilim with birlikte this product. I'm not happy with this product. Bu ürünle mutlu değilim. I want my money back. I want my money back. Paramı geri istiyorum. Şimdi bu tabii çok kibar bir cümle değil. Hani paramı geri. I want my money back. Hey, I'm not happy with this product. Ben bu ürünle mutlu değilim. And I want my money back. Ve paramı geri istiyorum. Yani çok kibar bir cümle değil bu. Please give me a refund. Please give me a refund. Please, lütfen. Değil mi? Çok önemli bir kelime. Please give me, bana ver. Me, bana. Give, vermek fiili. Please give me, bana ver. Please give me a refund. Refund, siz malı geri veriyorsunuz. Onların da parayı size geri ödemesine refund deniyor. Yani geri ödeme. Refund. Alışverişinizi yaptınız. Ödeme yapacaksınız. Şimdi kasadaki görevli soracak. How would you like to pay? Şimdi bu would like kalıbı tekrar bu soruda karşımıza çıktı. How, nasıl? How would you like? How would you like? Nasıl istersiniz? Ne yapmak? How would you like to pay? To pay, ödemek. Nasıl ödemek istersiniz? How, nasıl? How would you like to pay? Nasıl ödemek istersiniz? Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Can I pay, ödeyebilir miyim? By ile, vasıtasıyla. Can I pay by credit card? Kredi kartı ile ödeyebilir miyim? Ya da daha basit bir şekilde I'll pay. Şimdi buradaki LL will fiilinin kısaltılmış hali ve gelecek zaman kipi. Yani I'll pay dediğim zaman ödeyeceğim. I'll pay with birlikte. I'll pay with a credit card. Kredi kartıyla ödeyeceğim. Can I pay in cash? Can I pay in cash? Can I yapabilir miyim? Can I pay, ödeyebilir miyim? In cash, nakit. Can I pay in cash? Nakit ödeyebilir miyim? Kasiyer sordu. Would you like a bag? Bir torba, poşet ister misiniz? Would you like a bag? Sold out. Sold out. Satılmış. Artık neyse bitmiş demek. Out of stock. Out of stock. Yani stokta yok. Bitmiş. Bu da bitmiş. Out of stock. Do you sell Turkish food? Do you sell? Satıyor musunuz? Turkish food. Food, yiyecek. Do you sell Turkish food? Türk yiyeceği satıyor musunuz? Adam bize sordu. How many people? How many people is it for? Look out! Bir şey düşüyordur oradan ya da bir şey hareket halindedir, bir araba geliyordur. Hey, look out! Bir restoranda karşımıza çıkabilecek en önemli kelimelerle devam ediyoruz. Plate, tabak. Bowl, kase. Cup, fincan. Glass, bardak. Glass, bardak. Knife, bıçak. Fork, çatal. Spoon, kaşık. Napkin, peçete. Napkin.
breakfast, kahvaltı, lunch, öğle yemeği, dinner, akşam yemeği, starter, başlangıç tabağı, soup, çorba, soup, first course, birinci tabak, first course, second course, ikinci tabak, second course, side dishes, ikinci yemekte, ana yemekte yemeğin yanına alabileceğimiz diğer yan yemekler, dessert, tatlı, takeaway, restoranda değil de paket yaptırıp eve götürüyoruz, takeaway, paket, red wine, kırmızı şarap, white wine, beyaz şarap, white wine, beyaz şarap, tap water, musluk suyu, tap water, bizim içtiğimiz normal gazsız su, still water, sparkling water, hani sparkling dediği bu içindeki gaz baloncukları var ya, ona sparkling deniyor, yani bizdeki maden suyu, gazlı su, sparkling water, beer, bira, beer, juice, meyve suyu, juice, meyve suyu. Şimdi de restoranda kullanabileceğimiz kullanışlı cümle kalıplarını öğrenelim. I'd like to book a table for tomorrow night. I'd like to, hatırladınız mı? I'd like to book. Buradaki book kelimesi de rezerve etmek manasında kullanılan bir fiil. I'd like to book a table, bir masa, for tomorrow night. Yarın gece için. For için, for tomorrow yarın için, for tomorrow night yarın gece için. Telefonda rezervasyon yapıyoruz. Adam bize sordu. How many people is it for? How many kaç demek? Bu da çok önemli bir kelime sizin için. How many, ikisi birlikte how many kaç demek oluyor. How many people, kaç insan, kaç kişi için. How many people is it for? I want to, bu da çok önemli bir cümle kalıbı. I want to, istiyorum demek. I want to book a table for two. I want to book, rezerve etmek istiyorum. I want to book a table, bir masa rezerve etmek istiyorum. For two, iki kişi için. Burada people demek zorunda değiliz. For two demek yeterli oluyor. I want to book a table for two. Telefondaki soruyor. When would you like to come? When would you like to come? Ne zaman gelmek istersiniz? When? Ne zaman? When? Would you like to? When would you like to? İstersiniz. Come, gelmek. When would you like to come? Ne zaman gelmek istersiniz? 8 p.m. Akşam 8'de. 8 p.m. Ama aşağı yukarı, hani 8 civarı demek istiyorum. About. Önemli kelime. About 8 p.m. Akşam 8 saatleri gibi. Akşam 8 gibi. Rezervasyon yaptırmadık. O anda giriş yapıyorum. Şu cümleyi kullanabilirim. A table for two please. A table for two please. İki kişilik bir masa lütfen. A table, masa, for two please. İki kişilik bir masa lütfen. İki kişilik masamızı ayarladılar. Biz geçtik. Hemen garson yanımıza geldi. What can I do for you? What can I do? Ne yapabilirim for you, sizin için? What can I do for you? Ya da can I help you? Can I help you? Size yardım edebilir miyim? Ya da can I take your order? Can I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Can I take, alabilir miyim? Your order, siparişinizi alabilir miyim? Are you ready to order? Are you ready to order? Sipariş vermek için hazır mısınız? Are you ready? Hazır mısınız? To order. Sipariş vermek için. Buradaki to prepozisyonu için manasında kullanılıyor. Are you ready to order? Sipariş vermek için hazır mısınız? Hazır değiliz çünkü menü yok. Could you bring us the menu please? Could you bring us the menu please? Menüyü getirebilir misin? Could you bring? Getirebilir misin? Us, bize. Could you bring us? Bize getirebilir misin? The menu. Menüyü. Please. Lütfen. Ya da basitçe the menu please diyerek
menüyü isteyebiliriz. Diyelim ki menüye baktım, karar veremiyorum. Garsona soracağım. What do you recommend? What do you recommend? Ne tavsiye edersin? What do you recommend? Ne tavsiye edersin? Garson bir tavsiyede bulundu. Ben de diyeceğim ki işte bunu alacağım. I'll have dedikten sonra bu cümlenin sonuna istediğiniz ne varsa ekleyebilirsiniz. Ya da istediğiniz şeyi bir soruyla da ifade edebilirsiniz. Can I have dedikten sonra istediğiniz yemeğin adını cümlenin, soru cümlesinin sonuna ekleyebilirsiniz. Yemeğe başladık fakat masada tuz yok, karabiber yok. Could you bring us the salt please? Could you bring us the salt please? Could you bring us, bize getirebilir misin? The salt, tuzu, the pepper, karabiberi, the pepper, please, lütfen. Could you bring us the pepper, please? I'll have the soup as a starter. Başlangıç için çorba alacağım. I'll have the soup, çorba alacağım. As a starter, başlangıç olarak. I'll have the steak for the main course. Ana yemek için biftek alacağım. I'll have the steak for the main course. Şimdi bu noktada garson size kilit bir soru yöneltecek. How do you like your steak? How do you like your steak? Bifteğini nasıl istersin? Ya da how do you like your steak done? Nasıl pişirilsin istersin? Bifteğin nasıl pişirilsin istersin? Raw, çiğ. Raw, çiğ, rare, az pişmiş. Medium, orta pişmiş. Medium, orta pişmiş. Well done, iyi pişmiş. Well done, iyi pişmiş. Siparişinizi verdiniz. Siparişinizin bittiğini ifade etmek için that's all, thank you deyip menüyü geri verebilirsin. Yemeği yediniz, hesabı istiyorsunuz. Could I have the bill please? Could I have the bill please? Ya da check please. Could I have the check please? Hesabı alabilir miyim? Hesabı alabilir miyim? Ya da iki kişi için konuşuyorsam, can we have the bill please? Can we have the check please? Check daha çok Amerika'da hesap yerine geçen bir kelime. Ya da basit bir şekilde could we pay? Could we pay? Ödeyebilir miyiz? Ne diyebilirsiniz? Şimdi geldik acil durumlara. Help. Help. İmdat, yardım. Help. Help me. Help me. Bana yardım edin. Help us. Bize yardım edin. Help us. Bize yardım edin. Somebody help. Biri yardım etsin. Somebody help. Can anybody help? Biri yardım edebilir mi? Can anybody help? Biri yardım edebilir mi? Please help. Please help. Lütfen yardım et. Lütfen yardım et. Help me. I'm here. Buradayım. Yardım et. Help me. Yardım et. Buradayım. I'm here. Bazen de gözle görünür kazaları önleyebilmek için bazı cümleler kullanırız. Örneğin, look out! Bir şey düşüyordur oradan ya da bir şey hareket halindedir, bir araba geliyordur. Hey, look out! Dikkat et, bak, dikkat et, look out! Aynı şekilde, watch out! Dikkat et, watch out! Dikkat et. Be careful, be careful, dikkatli ol. Be careful. Fire, fire. Yangın, yangın, fire. Hurry, hurry. Acele et, hurry, acele et. Call an ambulance, bir ambulans arayın. Call an ambulance, bir ambulans arayın. Call an ambulance, bir ambulans arayın. Call the police, call the police, polisi arayın. Stop, dur. Stop, dur. Thief, hırsız. Thief, hırsız. There's been an accident. There's been an accident. Bir kaza oldu. There's been an accident. Bir kaza oldu. Accident, kaza demek. I've been mugged. I've been mugged. Mug, birisinin parasını almak için ona saldırmak manasına geliyor. Yani I've been mugged dediğimizde saldırıya uğradım, soyuldum manasına geliyor. Aynı şekilde I've been attacked. I've been attacked. Bana saldırdılar, saldırıya uğradım. I've been attacked.
saldırıya uğradın. My wallet has been stolen. Burada has been'i kaldırın. Acil bir durumdayız. My wallet stolen deseniz de bir şekilde karşı tarafa kendinizi anlatmış olursunuz. My wallet cüzdanım. Stolen çalındı. Artık neyiniz çalındıysa. Bayanların kullandığı bu ufak çantalar var ya, onlara purse deniyor. Purse stolen çalındı. Çantam çalındı. My purse has been stolen. My laptop has been stolen. Laptopum çalındı. Stolen. Calm down. Calm down. Sakin ol. Take it easy. Sakin ol. Calm down. Take it easy. Sakin ol. It's gonna be fine. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Her şey iyi olacak. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Her şey iyi olacak. I need a doctor. I need a doctor. Bir doktora ihtiyacım var. I need a doctor. Please hurry. Acele edin. I need a doctor. Bir doktora ihtiyacım var. Acele edin. Please hurry. I've cut myself. I've cut myself. Kendimi kestim. I've cut myself. I have trouble breathing. Nefes alırken zorluk çekiyorum. I have trouble. Trouble problem demek. Sıkıntı demek. I have trouble. Sıkıntım var. Breathing. Nefes alırken. I have trouble breathing. Nefes alırken zorluk çekiyorum. I can't breathe. I can't breathe. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. I can't breathe. I've been hurt. Ya da I've been injured. Hurt. Injured. Yaralandım. I've been hurt. Injured. Yaralandım.